terapisinde süreç nasıl işler? Süreç nasıl ilerliyor diye bir soru var aileden. İlk geldikleri zaman önce problemi dinliyoruz. Genelde çocukla içeriye alıyorum çünkü onları orada görme ihtiyacım var. Kısa bir görüşten sonra çocuğu ayrı bir alana alıyoruz. Anne ve babayı dinleyip çocuğun anne karnından o güne geldiği, o yaşa geldiği sürece kadar her şeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi alıyoruz. Hastalıkları olabilir, okuldaki ilişkileri olabilir, kardeşleriyle ilişkisi, aileyle ilişkisi ve en önemlisi çocuğun kendisiyle ilişkisi aslında, kendi ihtiyaçlarıyla ilişkisi. Bunlara odaklanıyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi aldıktan sonra süreci aileye bilgilendiriyorum. Hafta hafta nasıl ilerleyeceğimizi. Genelde bir sonraki hafta oyun odasında küçük yaş grubu çocuklardan bahsediyorum. Örnek veriyorum 3 ve 6 yaş arası için söyleyebiliriz bunu. Odaya üçlü ya da işte problemli davranış gösteren çocukla birlikte, anne ve baba birlikte giriyorlar ve ben onları orada gözlemliyorum. Bunu çocuğa açıklıyoruz. Sonra bir ebeveyn dışarıya çıkıyor, ikisi kalıyor, ikili ilişkiyi orada gözlemliyoruz. Önce hedef tamamen aslında 2-3 hafta boyunca çocukla ilgili bilgiyi almak. Doğru bilgi alımından sonra aileye bilgilendirme yapılıyor. İşte süreç şu şekilde ilerleyecek, çocuğun şunlara ihtiyacı var, problemli davranış şuradan kaynaklanıyor. Sizin evde yapmanız gerekenler şunlar, biz içeride şunları çalışıyor olacağız diye ayrıntılı bir bilgilendirme yapıyor oluyoruz.